Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kum boncuklu oyanın yapımını paylaşmak istiyorum. Alt kısımlar normal tığ ile gidiliyor. En üst kısmında 3 sıra boya. En üst kısmında boncukları yerleştirirken şiş kullanılıyor. Hemen şişimi göstererek başlamak istiyorum. Benim bu tür örnekler için kullandığım 4,5 numara olan bir şişim var. Bu şiş bence bu tür örneklerde yeterli halka büyüklüğü sağlıyor. Ben bunu kullandım. Ben nasıl yaptığımı anlatarak başlamak istiyorum. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Alt kısımda ikişer zincir çekerek tığ battığı yaptıktan sonra hemen iki sıra aynı şekilde örülüyor. Bir ve ikinci sıralar. En üst katta da kirpiklere kum boncuk dizilerek yapılıyor. Hemen anlatmak istiyorum nasıl yaptığımı. Şöyle biraz ipimi, ilmeğime girmek istiyorum. Bu birkaç haftadan beri bekliyor bu oya videosunun çekilmesini. Bu nedenle biraz söküldü arkadaşlar şu kısımdan. Hemen o sökülen yeri tamamlayarak başlayacağım. Söküldüğü gibi bir de dolanmış da birbirine üstelik. Alt kısımların yapılışı çok kolay. Şöyle göstereyim. Şu sökülen kısmı yapacağım önce. 5 tane zincir çekiyorum birinden diğerine geçerken. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sonra bir defa doluyorum. Tığ battıda 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncüye giriyorum. Çift kat çift kat çektim. Bir tane trabzanım oluştu. Tekrar arada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar 1 doluyorum aynı yere. V harfi gibi olacak burada. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığ battıda 2 boşluk bıraktım. 3. tığ battıya geliyorum. 1. trabzanımı yapıyorum. 2, 3 zincir çekiyorum. 2. trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. 1 doladım. Tığ battıda 2 boşluk bıraktım. 3.'ye geliyorum. 1 trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar bir trabzan daha yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir defa daha doladım. Tığ battıda 2 boşluk bıraktım. 3. Bitti zaten benim yerim arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çektim. Biraz netleştireyim. Matlaşmış sanki görüntüm. Karışık görünüyor. Kameramın ayarında bir sıkıntısı var bugünler. 2, 3 zincirimi çektim. Son trabzanımı da yapıyorum. Burada ipimi keseceğim arkadaşlar. 1, 2 zincir çekiyorum üstüne. İpimi kesiyorum. Hemen şöyle düzelteyim. Alt kısmı bittiğinde böyle bir görüntüsü var bu örneğin. Çok kolay. İkinci sıra da aynı şekilde devam ediyor. Hemen ikinci sıranın ilmeğine girmek istiyorum. İkinci sıranın ilmeği de arkadaşlar. Bu tekrar ettiğinin aynısını yaparak gidiyoruz. 5 zincirimizi çektik. 5 mi? Kaç tane olmuş? Bir sayalım benimkini. 2, 4, 5. Evet, bir defa doluyorum. Sıradaki alttaki yerime trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Aynı yere tekrar trabzanımı yapıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Şöyle trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Böyle devam ediyorum. Bu örneğin yapılışı çok kolay. 1, 2, 3. Bu sıraları arttırabilirsiniz isterseniz. Daha enli olsun. Tülbent, mevlüt örtüsünün ucuna falan yaparım diye düşünüyorsanız. 2 yerine 4 sıra yapıp uç kısmını bu şekilde de yapabilirsiniz. En sondayım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Son trabzanımı da yaptım. Burada hemen 1, 2 zincir çekiyorum. Kesiyorum. Döne döne yaptığınızda zaten bu zincirleri kesmenize, tekrar baştan başlamanıza gerek olmayacaktır. Daha kolay oluyor. Yazmanın etrafını dolanarak yaparken. Hemen en üst kısımdayım. İlmeğimi alıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar. Altta 5 tane zincir çekmiştik bir şekilden diğerine geçmek için. Burada da aynısını yapıyoruz. Biraz da boncuk almak istiyorum ben öne doğru. 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Benimki 4. Bir tane daha çektim 5. Hemen şu V harfinin içine sık iğne ile giriyorum. Girdikten sonra şöyle göstereyim. Bir tane boncuk alıyorum. Zincir çeker gibi ilmeğimi genişlettim. Boncuğu içinden şöyle geçiriyorum. Sıkıştırıyorum. Bu boncuklu ilmeği artık şişime geçiriyorum arkadaşlar. Bu sırada şiş kullanacağız. En oyalayan sıra bu sıra. Sonra tekrar aynı yere giriyorum. Üstüne bir tane boncukla ilmeğimi genişletip zincir çekiyorum.
Şöyle boncuğumu da geçireyim. Bu şekilde arkadaşlar. Şurayı sıkmayı unutmayın. Orası daha sonrasında gevşiyor çünkü. Bunu sıkıştırdıktan sonra şişime gene aktarıyorum. Tekrar gene aynı şekilde sık iğnemi yapıyorum. Boncuğumu alıyorum. İlmeğimi genişletiyorum. Boncuğumu rahat geçirmek için. Boncuğumu geçirip şurayı sıkıştırıp şişimi alıyorum. Benim gibi düzensiz gitti şişim üstüne ama bir sorun olmayacaktır. Tekrar aynı yere giriyorum. Bir ilmek yapıyorum kendime. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Diğer tepeye geliyorum. Diğer V harfine. Bunun içine de tutturuyorum. Tutturduktan sonra bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumu hemen içinden geçiriyorum. İlmeğimi sıkıyorum elimle ve şişimi aktarıyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. İlmeğimi oluşturuyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumu içinden geçirip şöyle sıkıştırarak tabii. Tekrar giriyorum aynı yere. İlmeğimi yapıyorum. İçinden bir tane boncuk geçiriyorum. Buna daha büyük boncuklar da geçirebilirsiniz ama daha büyük boncuklar yaptığınızda biraz daha seyrek yapmak gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu da yaptık. Şöyle biraz daha sıkıştıracağım. Gevşek oldu. Sıkıştırıyorum. Kapatıyorum. Tekrar buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Sıradakine geçiyorum. Hemen boncuğumu alacağım. Boncuğu içinden geçirdim. Sıkıştırıyorum iyice. Şişimi aktardım. Tekrar altından giriyorum. Bir defa da sık iğnemi yapıyorum. İlmeğim oluşuyor. İçinden boncuğumu geçiriyorum. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Ve şöyle şişimi aktarıyorum. Bir kez daha. Boncuğumu geçiriyorum. En çok oyalayan bu oyanın bu kısmı arkadaşlar. Ama yaptığımıza değiyor. Güzel bir örnek. Tekrar içinden geçiyorum. 1, 2, 3, 4. 5 tane zincirimi çektim. Şimdi en sonuncudayız. Onu da yapalım bakalım. Önce içine giriyorum. Sonra bir tane boncuk alıyorum. Düğümlüyorum. İçinden geçiriyorum. Düğümümün içinden boncuğumu geçiriyorum. Boncuk o kadar küçük ki kum boncuğunun bir de bir en küçük kum boncuktan. Maalesef kum boncuklarda belli bir standart olmuyor biliyorsunuz. Bazı renkler küçük, bazı renkler büyük. Bazı aynı rengin içinde bile küçüklü büyüklü oluyor. Tekrar şöyle yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Sıkıştırıyorum. Şu şekilde. En sonuncu. Düğümlediğim bir boncuk aldım. Boncuğumu geçiriyorum hemen. Üstüne bir iki zincir çekiyorum. En son ilmeği oluşturduktan sonra. Burada hemen ipimi keseceğim arkadaşlar. İpimi keselim. Sonra şişin üstündeki duruşuna bir bakalım. Şöyle bir durum var şişin üstünde. Görüntü bu. Hemen şişimi çekiyorum. Aşağı doğru kaydırıyorum. Ben ön kısmı sizin için ütülemiştim. Şöyle göstermek istiyorum. Ön kısmı. Biliyorsunuz şiş ve kalem oyalarında şöyle ilk şişten kalemden çıktığında böyle bir karışık bir görüntü olur. Kimi sağa kimi sola gider. Şu an benimkiler öyle ütülenmek istiyorlar. Ütüleyince inşallah Instagram'da paylaşacağım sizinle. Diğer kısmı ben daha önceden yapıp ütülemiştim. Gördüğünüz gibi çok muntazam duruyor. Benim çok beğendiğim, sevdiğim örneklerden bir tanesi oldu. Dediğim gibi alt sıraları iki yerine dört sıra yaparak mevlüt örtüsü gibi de kullanabilirsiniz. Ne basit olsun, kolay olsun diyorsanız. Şimdiden beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böylece her gün yayınladığım videolarımı kaçırmamış olursunuz. Dediğim gibi Instagram'da da tüm örneklerimin olduğu gibi bu örneğimin de yakın plan fotoğrafı bulunuyor olacak. Beni Instagram'dan da takip ederek bu fotoğraflardan yararlanabilirsiniz.
Denemek isteyen tüm arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Hepinizin ellerine sağlık.